Bugün bir 5 dakika Mehmet Hocam da konuğumuz olacak. Arkadaşlar Mehmet Bilge Yıldız. Hem tarih dersiyle ilgili bir rehberlik yapacağız. Hem de Mehmet Hoca'yı bulmuşken azıcık darlayın. Sorularınız varsa sorun dedik. Biraz da sohbet edelim dedik arkadaşlar. Sizleri çok oyalamadan bir süreç inşallah inşa edeceğiz beraber. Mantıklı bir süreç inşa edeceğiz. Anahtar kelime mantıklı. Evet. Mehmet Hocam'ı arkadaşlar kızım derken kedimi kastetmiştim. Abi pişti olmuşuz ya. Vallahi mı? Öğrenci sanacak ki aynı anlamı abi. Ben üstümü çıkarayım mı abi? Atletçe Yok. kalırım ama Yayın evi sorular dağıttı biraz. ya. Öyle diyelim bari. Bende Benim atlet de var yoksa doğum çıkartırım günü ben. hediyemdi. Evet. Ayıptır söylemesi. Duştan çıktım. Hazırda bu vardı. Hemen giydim. Evet. Neyse. Bundan önce Benim için beraber kıyafet olayını bir çözmemiz lazım Mehmetçiğim. abi sen, ben ne bileyim, sağa da bakıyorum aslında ben de. Demek ki kıyafetine bakmıyorum. Bak bak, ben seni izliyorum 2 dakikadır ama Öyle. kıyafetine bakmıyorum demek ki. Sana bakıyorum. Güzel yüzüne bakıyorum Eyvallah. hocam. Güzel Saygılar bakan sunuyorum. güzel görmüş kardeşim, sağ olasın. Doğru Nasılsın, söylüyorsun. iyisin? İyi akşamlar abi. Abi iyi çok şükür. Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Sosyal medya, işte kitaplar falan filan derken takılıyoruz yani. Arka fon Böyle. lüks olduğuna göre evindesin Yok. bak. Bu sıralar otelde değilsin. Kitaplık var. Aynen evdeyim şu anda. Hafta sonu Adana'ya geçeceğiz. Cuma, cumartesi günleri. Cumartesi fuardayız. İnşallah bir Süperiz. hafta. Öbür hafta da Adana'da şeydeyiz zaten. Tekrar Tekrardayız. dersindeyiz. O zaman Onun bir dersindeyiz. altını çizelim arkadaşlar. Bu Çiz abi. cumartesi Mersin'de, Osmaniye'de olan arkadaşları da bekleriz. Yol parası biraz pahalı olabilir ama Adana'da kitap fuarında olacağız. Cumartesi günü saat 1'de değil mi herhalde? Bir de evet, 1 ile 6 arası orada 1 ile takılacağız. 6 Aynen. arası orada olacağız. Ondan sonracığıma bir hafta sonraki cumartesi günü senin tekrarın var. Adana'da, pazar günü Evet. benim tekrarım var. Doğru mu? 9'da tekrarımız var. Tekrara girişte de ücret almayacaklar. Onu da söylemiş olalım yani. Biz Tamam. öğrenci dostu bir karaktere sahibiz. Ücretsiz diyorsun. Her türlü yani aynen. Biz Tamam. bütün ücreti vereceğiz. Onlardan ücret almayacağız. Bir gün Adana'daki boyunca böyle. arkadaşları bekliyoruz o zaman tekrara. Ben genel tarihi tekrarlayacağım. Sen ne yapacaksın orada? Ben Problemler mi? Ne şey de yapacaksın? biraz sayısal mantık da anlatacağım. Biraz da o anında gördükleri konulardan da biraz soru çözmek istiyorum. Böyle bir 7-8 saat ders anlatacağım. O dersin sorularını paylaşacağım. Yani verimli bir tekrar olacak. Bunlar biraz toparlamak adına önemli şeyler yani. Ara ara Tabii böyle tabii. motivasyon adına önemli şeyler. Öğrencileri böyle motive etmek, toparlamak Ya ben adına olacak. özellikle şey istiyorum. Osmaniye'den öğrencileri de istiyorum. Bak amcası. Kızım bak. Evet. Bak bu Mehmet Allah amcan. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Ben özellikle Osmaniye'den gelen insanları da çok istiyorum, öğrencileri. Çünkü deprem bölgesi. Hani yakın Evet. şehir. Dershane ortamı pek olmayabilir. Oradan öğrenciler gelirse hani en azından katkı veririz. Hoşumuza gider. Şimdi bize şöyle İnşallah onlar da gelebilir. bir yer paylaştığımız zaman bize hemen soru soruyorlar. Hocam şuraya niye gelmiyorsunuz? Biz, arkadaşlar biz oturup bir yere gelmiyoruz. Bazı illerle alakalı planlamalar yapılıyor. Bu sene bayağı bir 10-15 il var gibi duruyor bir aksilik olmazsa. Geleceğiz ama böyle her ile oraya gelin, buraya gelin, şuraya gelin. Hizmetimiz yok. Çok mesel geliyor. Tabii geleceğimiz illa Zaten olacak yani. Bunları sırayla açıklarız. Söz vermeyelim. Evet ama geleceğiz yani aynen. Isparta'ya geleceksin belli. İzmir'e Isparta, gitme ihtimalimiz yüksek Isparta, birlikte. İzmir, evet Ankara'ya ben mesela gideceğim iller arasında var. Benim Antalya var doğal olarak yakın Evet. yerler. Ya evet gideceğimiz iller var şu anda. Hani hepsi tam netleşsin ona göre konuşalım yani. Zaten Kayseri'deyiz falan filan doğru bir problem olmazsa. Sana şeyi sorayım. Nasıl öğrencilerin Instagram öğrencilerinden memnun musun abi? Bir problem var mı aralarında? Hemen bana söyle ben 3-5 laf sayayım abi. Olur Laf mu? sayıyor. Yani Bir yorumu kapat şöyle istersen yorumu kötü kapat öğrencilerle abi. biraz Abi sohbet edelim yorumu kardeşim. kapat Önden istersen. de iyi olur. Yorumu kapat beni göremiyorlar. Beni Yorumları kapatayım görsünler. Evet. değil mi? Yorumu kapat abi Tamam. aynen. Seni iyi görsünler. Tamam Aynen kardeşim. yorumu kapatalım. Şimdi İzmir'de var tabii doğru. zaten ben önce senin matematikle ilgili biraz tavsiyeni dinlesin öğrenciler de. Senden sonra ben tarihe Olur. gideceğim. Ama benim tarih adına ikiye bölüyorum öğrenciyi. Bir gerçekten çok hızlı gidip vın vın gidip arkayı toplayamayan yanlar var. Evet. Yanlış yönlendiren öğrenciler var. Bir onları görüyorum. Bir de Allah'a şükür hiç başlamayanlar Çok var. Onları görüyorum. çok şükür. Başlasam geç olur mucular diyorum ben onlara. Geç Tabii. olur mucu tarikatı. Evet İşte doğru. biraz onları bugün motive edelim istiyoruz. Çünkü daha zamanımız var gerçekten. Tarihte sözel bir ders.
Onlar için ne yapabiliriz? Aslında o yüzden de biraz rehberlik yapalım, toplu cevap verelim dedik. Sende nasıl gidiyor matematik çalışmaları öğrencilerin? Yani Netlerimiz artıyor Mehmet, onu ben söylesen bana. yani gelen mesajlardan şunu anlıyoruz. Doğru çalışanlar hep Allah razı olsun. Dediğiniz doğruymuş. İşte netlerimde 8'miş 15 yapıyorum. İşte 3'te 10 yapıyorum tarzında var. Ama maalesef hala çok üzülsem de bir lafa dolanan bir kesim var. Yani mesela adam bir ay önce mesaj atmış. Şöyle mi yapayım diye. Öyle yap demişim. Detaylı anlatmışım. Bir ay sonra başka bir mesaj gelip şöyle yaptım, şöyle mi olur diye. Yani yanlış giden öğrenciler var. Etrafından çok etkilenen öğrenciler var. Benim en büyük sıkıntım bu maalesef. Yani etrafından çok etkileniyor öğrenci. Yani biz burada bir saatte rehberlik yapsak, yandaki arkadaşı ne diyorsa onu yapmaya özenen bir öğrenci var. Ama sonunda hüsranla karşılaşıp tekrar bize dönüyor. Dediklerimizi yapsalar aslında çok afaki bir durum yok orada da. Doğru gidiyor çoğu çok şükür. Bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi bu sosyal mecra biraz insanları şey yapıyor, olumsuz etkiliyor, onu söylemek Şimdi lazım. ben Çünkü bitirdimciler tarikatı var sosyal medyada. Her şeyi bitirmişler. Ben her şeyi bitirenlere Kur'an'a geçmesini tavsiye ediyorum. Beni biliyorsun artık. Kur'an-ı Kerim'e geçsinler. Bu dünya tamam olmuş. Öbür üç tarafa aylara geçsin. gidip diyorsun. Aynen Ben çaylara gidiyor. Aynen. şimdi mini deneme çekince biraz yorumlara baktım özellikle. O Evet. yetkim yorumlarını görebiliyoruz. Yoğunluktan bakmıyoruz ama bu 1-2 gündür bakıyorum. Mehmet'le ilgili hep şunu görüyorum. Göğsümde kabarıyor yani. Eyvallah. Yüzüne kadar Sağ ol. söyleyeyim. Hocam ilk kez hayatımda matematik öğreniyorum. İlk kez matematik yapıyorum. Evet, sağ Yani olsun. o matematiği zayıf arkadaşlara bir el atman, onun sevabı sana yeter Mehmetciğim. Evet. Zaten senin böyle sevaplara da ihtiyacın var bana sorarsan. Yani hepimizin çok. Günahımız O yüzden kimse demek ki umutsuz olmayacak. Gerçekten çalışanlar matematik yapabiliyormuş. Yani ben onu objektif olarak söyleyeyim. Mini denemenin yorumlarına bakarken devamlı Mehmet Bilge'nin yorumlarını görüyorum. Ya diyorum, buna ne demişler? Bir bakayım diyorum. Benim bile, ben matematik özürlüyüm. Dört işlem harici bir şey yok sağ ol. bende. Benim bile çalışasım geldi. Yani o yorumlarla ben cesaret buldum. Eğer modu düşük olanlar varsa Yedik'in YouTube kanalına girsinler. Mehmet'le ilgili yorumlar okusunlar. Emin ol çalışmaya başlayacaklar diye Ya düşünüyorum. şimdi şöyle düşünüyorum ben. Yani bir futbol takımına benzetiyorum abi ben bu işi. Şimdi bir futbol takımında çok değerli futbolcu olabilir. Ama takımın teknik direktörü eğer takımı doğru oynatmıyorsa, örneğin sağ bekteki futbolcuyu geriye koyuyorsa, değil mi? Bir kaleciyi forvete koyuyorsa futbol takım başarılı olma ihtimali yok. Doğru mu? Öğrenci de bir futbolcu gibidir. Eğer ben bir teknik direktör olarak öğrenciyi doğru yönlendirirsem, yani anlayacağı konuya çalıştırırsam, sayısalcı öğrenciye sen şuna çalış dersem, sınavda şunu yap dersem doğru yöne o başarı gelir. Ama çok bunu günlük hayatta yaşıyoruz yani. Teknik direktör, yani doğru hoca doğru kaynak sloganı var ya benim. Çok önemli o. Bizde özellikle inanılmaz önemli yani. Hoca doğru olacak. Yeterli değil. Asla değil. Kaynağın da doğru olacak. Tabii. Hocan doğru, kaynağın yanlış olursa yine problem olur. O Seviyeye yüzden göre teknik kaynaklı olması tabii gerekiyor. seviye seviye gitmesi lazım. Şimdi cin olmadan adam çarpmaya çalışanlar var mesela. Cin olmadan çarpıyor mesela. Ben adama bangır bangır bağırıyorum. Şu temel matematiği al çöz diyorum mesela. Kendi kafasından ben soru bankasıyla başladım diyor. Cehennemin dibi diyorum ben de. Yapacak bir şey. Kendimi yırtıyorum burada ben öğrenci. Doğru çalışayım Yani diye. şu Ne oluyor sonra? 2 ay sonra bana dönüyor. İşlem hatası yapıyor. Ne yapayım diyor. Git temel matematiği al diyorum o zaman yani. Gibi gibi bu da problemlerimiz var hani yani. sorulduğu zaman, yol gösterdiğinde, böyle seni dinlemekleri zaman senin de modun düşüyor Yani aslında. Yani çünkü üzülüyorum. Üzülüyorum. Kızmıyorum artık. Üzülüyorum. var, bazen bunu da söylüyoruz, ukalalık oluyor da sen de öylesin, ben de öyleyim. Arkadaşlar biz tamam stüdyo hocasıyız ama biz aslında sınıf hocasıyız. Ya Yani tabii biz o canım yüzden... ben 2 yıldır stüdyodayım ben yani. Ama bu 2 yılda da dershaneden uzak kalmadım. Ben bu sene mesela sırf derse gireyim diye Kayseri'ye 2 gün derse 18 gidiyorum. Yani öğrenci uzak yıldır kalmamam lazım. Evet. 18 hocam diyor, 18 yıldır KPSS öğrenci hazırlıyorum. Ben bu öğrencinin Ocak'ta niye bıraktığını, Şubat'ta neyi yanlış yaptığını bizzat gözlemliyorum. Yani biz aslında laboratuvarını görüyoruz bu Evet. işi, mutfağını görüyoruz. Evet. Ona göre bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Aynı hataları yapmayın diye. Şimdi bizde mesela en çok hata şu. Tüm kaynakları kıtlıktan çıkmış gibi aynı anda çözmüş. Evet. Onları Evet. uyarmak gerekiyor. Doğru. Yani öğrenci bile çalıştığı halde yine unutuyor tarihi. O unutmasının sebeplerini aslında doğru tespit etse çözüm bulacak. Bulamıyor. Bir öyle öğrencilerimiz var. Dediğim gibi düzenli çalışmayan, mesela bize en tehlikeli bilgi, bana sorarsan sistemsiz Evet. bilgi, düzensiz bilgi. Öğrenci biliyorum zannediyor ama bir sert bir soruda hemen patlıyor. Çünkü niye? Karışık kuruşuk öğrenmiş. Düzenli gitmemiş. Bugün inşallah birçok İnşallah. kişiyi doğru yola mübarek 3 aylarda teşvik edeceğiz ya. Ya şimdi şöyle biz burada bazen öğrenci yanlış burada motivasyon düşenler olmasın. Biz onun amacımız o değil. Biz kızıyor gibi duruyoruz. Kızmıyoruz aslında üzülüyoruz. Şimdi burayı doğru anlayalım. Bizim bir kızgınlığımız yok. Biz işimize bakıyoruz. Problem. Ben hep şu cümleyi kuruyorum abi. Ben seneye de burada olacağım.
Ama buradaki karşıdaki öğrencinin hayatı değişecek. Bu çok önemli bir şey. Yani biz burada üzülüyoruz. Yanlış çalışan öğrenci görünce emeklerimizi üzülüyoruz. Kendi emeğine üzülüyoruz. Çünkü KPSS öğrencisini başka öğrenciyle karşılaştırmamak lazım abi. Örnek veriyorum. Bir TYT öğrencisine bir veli birkaç yıl hatta 3 yıl doğru mu? 4 yıl hak verebilir. Der ki oğlum çalış, kızım çalış. İşte girebilirsin. Problem yok. Ben seni karşılarım. Bir zoruna gitmez o velinin. Ama KPSS öğrencisinin yaşı artık geçti, yavaş yavaş geçtiği için veliyle çatışmalar başlıyor. Doğru mu? Tabii ki. Maddi bağımsızlığını kazanamadığı için problemler oluyor. Biz de bu olayı bir an önce öğrenci o sınavı kazansın, hayatını kursun tarzında düşünüyor. Üzülüyoruz. Yoksa bizim için problem yok. Bizim takipçimiz değil, kitabımız değil. Problemimiz yok Ya çok biz şükür. Yani hiç olmadı. işe devam ediyoruz ama isteğimiz Evet. şu. Aynı öğrencilere devam etmeyelim. Aynen. Anlatabildim mi? Yani ben aynı öğrenci bir daha çalıştırmıyorum. Yani kızmıyorum ama üzülüyorum. Yani niye doğru çalışmamış acaba? Yani çok şunu çok çırpınıyoruz abi. Yani ciddi manada bu sosyal medya değil burası. Bir dershane yani. Ben burada bir sistem kurmuşum. Çok çırpınıyorum. Gece gündüz çalışıyorum, not hazırlıyorum, bir şey yapıyorum. Yani bu öğrenci keşke doğru yönlense başka bir şeye çok ihtiyacı kalmayacak maalesef. Ama şu etrafa ben hep şunu dedim en son. Çok özür dilerim. Çok da Estağfurullah. vaktinizi almayayım. Sen konuşacaksın zaten. Şu anda yapacakları tek şey en önemli şey şu. Lütfen ve lütfen tekrar söylüyorum. At gözlüklerini taksınlar. Etrafa bakmasınlar. Önlerine baksınlar. Onların tek ricam da bu olur yani. Değil mi? Yani artık çok oyalanmamak Evet. Sağa lazım. sola Gerekeni yapmak çok lazım. bakmamak lazım. Yanlış insanlarla çok yönelmemek lazım. Şu en büyük problemden bir tanesi ne biliyor musun abi? Şöyle bir durum oluyor. Bunu tam eleştirmiyorum ama bazı atanan öğrenciler, yüksek puan alan öğrenciler yönlendirme yapmaya başlıyor. Şimdi öğrenci de bu yönlendirmeyi dikkate alıyor haklı olarak. Doğru mu? Atanmış falan. Şimdi ama arkadaşlar atanan bir öğrenci kendi atanmış, başkasını atamamış. Yanlış olmasın. Ben buradan bu öğrencilere kızmıyorum. Ama önce siz yönlendirmenizi hocalarınızdan alırsanız daha doğru olur. Yani burada Tabii atanan ki. bir öğrenci şimdi şöyle mesela adamı ben okudum, dinliyorum. Herkesi takip ediyorum ben neredeyse. Adam mesela matematikten kitap öneriyor birkaç. Şu konuya kesin çalış diyor. Alakası yok abi mesela anladın mı? Yani şimdi birine matematik öğretmemiş bir öğrencinin matematikte şu konuya çalış deme lüksü yok. Bence öğrenci de orada kendini bilsin ya. Ben buna kızıyorum. Ya sen şu anda kaç kişiye matematik öğrettin mesela? Kaç kişiye matematik anlattın? Kaç kişiye matematik yaptırdın? Doğru mu? Kaç saat derse girdin? Yani geçmişe bana bilgi yok. Hiç bilgi yok. Sadece kendi çalışmış matematiği, kendi yapmış, başarılı olmuş, problem yok. Ama sen burada öğrenciye yönlenmeye çalışırsan bizi geçip bu doğru olmaz. Bunu Güzel bir söylüyorum. konuya Bu öğrenciler parmak buna bastın. kulak asmasınlar. Buna kulak asmasınlar. Hocaları doğru, sistemleri doğru. Bir hoca da bulsunlar. Ya ben olurum, Ahmet olurum, Mehmet olurum. Ama bunu derse giren öğretmenler dinlesinler. Bu Bir de yanlışa şu var düşmesin. kardeşim. Tarih adına söyleyeyim. Adam 4 sene önce atanmış. Videodan hoca izlemiş. O hoca şu kelimeyi demiş. O kelime hap bilgi olarak gelmiş. Ama şu an bizim tarih öyle değil mesela. Onun atandığı sınav türüyle şu anki bizim sınav türü aynı tür Değil abi. değil. Anlatabildim mi? O yüzden Ya güncel değil. takip etmekte Ya lütfen faydalı. şunu da yapmasınlar ya. Arkadaşlar zaten burada biz anlattığımız şeyler gelecek. Artık bundan da vazgeçsinler. Yani bizim anlattığımız şey gelmeyecek de ne gelecek yani? Hocam şimdi ben açık konuşuyorum. Sen anlattığın inkılap tarihinden soru gelmeyecek de nereden gelecek? Bazı şeyleri zaten anlatmayan hocam var. Bu Tabii. işin ABC'si diye bir şey var yani. Şimdi benim anlattığım konuların zaten soru gelecek yani. Bu 2 gün nerede uzaydan mı soru gelecek yani? Tabii ki gelecek anlattığımız yerden soru. Yani bu kadar mantıksız bir şey Ben olamaz sana bir araya girebilir miyim? yani. Yani çok önemli değil. Ya öğrencilere her yıl diyorlar ki 100. yıl şu çıkacak diyorlar. Çıkacak konu ne? Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi veya TEVME. Ya kardeşim yanlış anlama şu algıları bırakın. Zaten Erzurum, Sivas'tan hemen hemen her yıl soru geliyor. Anlatabildim mi? Evet. Oradan soru çıkması için 100. yıl olmasına gerek Çok yok. doğru. Bizim öğrenciler de biraz doğal olarak bu kaliteli öğrenciler için söylemiyorum. Bazen kaptanı çok olan gemi çabuk batar. O da niyedir? Çocuk daha bir şey yapmamıştır. Herkesin dediğine inanır. Böyle algılarla çok oynanan arkadaşlar Bilinçli var, çok öğrenciler var. öğrenci olmaları lazım. Bu çok Çok doğru yani. aynen. Çok güzel bir noktaya temas Bakın ettin. Evet, çok doğru biz söylüyorsun. hatalı bir şey diyorsak biz de ciddiye almayacak. Yani bizim söylediğim bir Evet. tavsiye işe yaramıyorsa beni de ciddiye almasın, seni de Aynen. almasın. Ama lütfen önce bir tartsın. Bu bana ne katar? Bu bana ne şey yapar? Ekim ayında konu bitiren öğrenciler var. 45 günde 50 günde tarih bitiren öğrenciler var. Yani söyleyeyim ben yükselme dönemi anlatıyorum 6 saat dershanede. Ya mübarek. Ben 6 saatte İstanbul'u zor fethetmişim veya yükselmeyi bitirmişim. Sen 40 günde bütün tarihi nasıl bitiriyorsun? Herkes Ya işte yolu çıkıyor olsun vallahi bilmiyorum artık. maalesef şimdi şöyle bir durum var. Burada tabii ki biz iğneye başka çuvaldızı kendimize de batıralım. Yani sosyal medya hocaları olarak maalesef popüler olmak adına veyahut da kitleyi başkalarına kaptırmamak adına böyle panikle bir şeyler yapıyoruz. Maalesef. Yani ben yapmıyorum da yapan arkadaşlar var panikle. İşte nasıl öğrenciyi kısa yoldan
Ya bu şey benzer abi, özür dilerim. Bitcoin'e kısa olan zengin olmaya çalışan insanlar oluyor ya. Batıyorlar Sonra intihar falan yani. ediyorlar. Bir şey Allah korusun ya. Doğru mudur? Yani herkesin sonunu görüyoruz burada yani. Bu çok doğru değil. Matematik ve tarih dersleri süreç ister. Sürece yayılmayan öğrenci başarılı olamaz. Bu 20 gün. Mesela ben gördüm abi. Şimdi çok özür diliyorum. Örnek vereceğim yanlış Tabii. oldu. Şimdi mesela işte bizde ben güne çok karşıyım. Bizde günlük bir şey olmaz abi. Günde bir şey bitmez. Yani mesela o bir günde bir konu bitmez bizde. Bizde böyle bir durum yok. Bitiyorsa bir yanlış var demek. Bizde konu zaten bitmez. Aa, kitap var şimdi, adam 30 günde 40 günde matematikte kitap çıkarıyor. Ya şimdi 40 günde matematik bitirmeye inanan bir öğrenci kitlesi oluyor. 40 gün sonra matematiği bitirdin zannediyor. Sınavda başarısız oluyor. Bir sene sonra biz de devam ediyor. Biz bir senelik kaybı istemiyoruz. Bu yanlışa düşmesinler. Çok kısa zamanlarla bu iş olmaz. Tekrar söylüyorum. Çok kısa zaman bu iş olsa biz 2 yıldır canlı yayın yapmayız burada yani. Biz hala canlı yayında soru çözüyoruz. Yarın ben çözeceğim mesela. Bu böyle bir şey değil. Bunu öğrenci lütfen Yani algılasın, ölçsün, tartsın. Kimsenin kimseye kanmasın. Böyle kısa yol musa yol diye hocadan da vazgeçsin. Engellesin onu yani. Anladın mı? Engellesin. Net söylüyorum. kardeşim şöyle 8-9 ay düzenli ve sistemli gidecek. Bazı öğrenci günde 8 saatte bir şey başarır. Bazı öğrenci günde 4 saatte Herkesin başarır. algısı Onu da söyleyeyim. farklı. Abi, Tabii tabii ki. ki. Tabii ki. Ama bu 45 günde 40 günde olmaz. Ben şuna çok üzülüyorum. Mesela yine konuşuyoruz da Ekim'in sonunda tekrar videosunu izlettiren arkadaşlar vardı. Ya Ekim sonunda öğrenci tekrar videosunu izlettirir. Yani Bu öğrenci ne yapacak? Mart'ta ne yapacak? Nisan'da, işte Mayıs'ta ne yapacak bu öğrenci? çünkü sınıftan uzak oldukları için yanlış yönlendirme yapıyorlar. Neyse ben yorumları açsam Mehmet bir 3-5 soruya cevap versin Olur 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 mu? soru Çünkü bayağı bir olur. yorum atmışlar Olur kardeşim. abi. Soru olursa ben cevaplarım. Tamam bu arada Çünkü sen yani biz peki şunu da burada söyleyelim. tabii buyurun. Ben şimdi mini deneme 1'i çektim Yelik Gün YouTube kanalında. Evet. Çok Bundan çok güzel. matematik, tarih, Hepsi coğrafya, var. vatandaşlık tüm derslerden ücretsiz tüm öğrencilere biz mini denemeler çekeceğiz. Evet, çektik. Burada elit soruları kullanıyoruz genelde. Ben tarihten de söyleyeyim. Burada YouTube kanalımıza abone olursa değerli öğrencilerim, ücretsiz denemelerden ve PDF'lerden biz onu gönüllü paylaşıyoruz. Anlatabildim mi? 2 sene önce de yapmıştık biz bu işleri. Yine Evet. devam ediyoruz. Bildiğimiz işleri Ben yapmaya de devam 4 tane ediyoruz. Buradan da çektim zaten matematiği hazır. bekleyenlere söyleyelim. Evet, 4 tane hazır, o yayınlanacak. Evet. Yorumlara bak abi. Açıyorum. Bana da soru atmışlar arkadaşlar. Ben Mehmet Hoca'dan sonra cevap vereyim. Olur mu? Ya ben birkaç Mehmet soru, Hoca'ya soruları olanlar şöyle bir bakalım. birkaç soru alayım, ben sonra sizi yalnız bırakayım abi. Fark etmez kardeşim. Beraberiz. Olsun. Sıkıntı yok. Evet. Mehmet Bey'e sorusu olanlar var mı? Ben takiplerden göremiyorum şu an. Bana çoğu şeyi sordular aslında ama yine alttan şimdi sorarlar. Ben yeni başladım, çalışmaya geç mi kaldım yazarlar. Ben de ona cevap vereceğim şimdi. Abi yazsın onu da. Vereceğim mi? Onu bekliyorum şu Evet, an. Gaziantep'i soruyorlar bize de. İkimiz de Antepliyiz gençler Evet. bu arada. Ama Evet. Antep'te Antep'te şu kurumlar an çağırınca gideceğiz. öyle Yani bir şey yok. Evet, planlama yok Antep'le alakalı. yani belediye çadırına gidip tekrar yapacak halimiz yok Olmadı veya Ramazan çadırında. O biz yüzden bir gider bir kurumun şey çağırması yaparız. lazım. Olmadı biz gider bir şey yaparız. Yani bu iş, bu her ile gidemeyiz ama bir 10-15 ile gideriz ya. Bir sıkıntı olmadı inşallah. Gelmeye çalışıyoruz. Evet, Normal. Mehmet soru görüyor musun kardeşim Çok sen? düşünüyorum. Abi şimdi takipler geliyor şu anda. Daha o bitmedi. Bitince görürüm bir şeyler. Şu an öğrendiğim yorumları ben daha göremiyorum. Takip etmeler başladı şu an. Senden benden birbirine Tamam. gidiyor. Sen geri görüyor musun? Yorum görüyor musun? Ben göremiyorum. Mehmet beni Kayseri'ye götürmeli misin? Birisi öyle yazmış. Maraş'a Öyle. gelsiniz diyor. Nasipse. Tamam, inşallah geliriz. Evet. Evet. Sen görüyorsun, Arkadaşlar ben çok sonra. göremiyorum hala yorum. Değil mi? Evet. Şimdi hala şey geliyor, takipler. Bu Instagram'da böyle bir durum var Dur ya. kardeşim ben şuradan Yorum. Bak bakayım. abi. Sıkıntı yok. Matematik konum eksik değil ama sınav anında göremiyorum. Eve gelince çözebiliyorum hocam. Bakalım diyor. Demek ki sınav fobisim var Hayır, kardeşim. eksiği var abi. Evet. Eksiğim var. Tespit yanlış. Yani hasta değilim ama diyor. Ama hasta, kabul etmesi lazım. Eksiğini tanımlamasını çok soru görmesi lazım. Konu Birisi bir yazmış şey yok. hocam. Atanan yönlendirirse yine iyi hocam. Atanmayan blokların yönlendirmesi sıkıntı. Doğru söylüyorsun. O da doğru. Ya gerçekten borsacı gibiler yani. Adam borsadan para kazanamamış mesela. Borsada hisse senedi öneriyor yani. Oğlum, biliyorsan sen git kazan. Tövbe estağfurullah. Neyse, çok. Dolu olduğum yerler var. Ben bir ara bu dolulukla alakalı yayın yaparım. Duramam. Tamam. Ben şimdi bakıyorum. Tamam. Bak abi, varsa alırız. Sıkıntı yok. Bana hiç şu an ben daha sohbet kısmını göremiyorum ya. Kardeşim burada mesaj atmışlar şeyde. Ben de oradan bakıyorum. Tamam, soru cevaptan baktım. Ah, şimdi geldi abi, aynen. Geldi Geliyor mi? yavaş yavaş artık. Çok şükür geliyor. Aynen. Aynen. Ne görüyor kardeşim? Şimdi en büyük problem, birkaç şey görüyorum. Sıkıntı yok. Matematiği
yetişecek mi diye çalışan bir kitle var abi. Mesela bir şeye yetişmeye çalışıyor. Bununla ilgili çok çeşitli atasözlerimiz var. Bir şeye yetişmeye çalışırsanız yetişemezsiniz. Önce onu söylemek gerekiyor. Anladığınız kadar çalışmanız lazım. Sayın basın mensupları. Bak bu çok önemli bir şey. Anladığınız kadar çalışmanız lazım. Yani adam diyor ki hocam diyor nasıl yetiştiririm diyor. Oğlum, anlamıyorsan yetiştiremezsin. Yani anlıyorsan mesela atıyorum 15 yaparsın, 10 yaparsın. Mesela adam biz 5 konu söylüyoruz. O alttan gelen sorularını okuyorum. Ya bu 5 konuya çalış önce bir altı net yapması lazım mesela örnek veriyorum abi. Ama hocam diyor benim 20 nete ihtiyacım var diyor. Oğlum istersen 30 yap. Ben senin 30 yapmanı istiyorum da bir 6 yap, 10 yap, 15 yap sonra 20 yap yani. Sen 20'ye ihtiyacın var. Bu böyle bir şeyin parasıyla mı alacaksın bunu ya? Bu zaman ne olacak? Çalışma olacaksın yani. Garanti isteyen öğrenciler var mesela. Hocam bu kitabı bitirsem kaç net yaparım garantisi isteyenler var. Biz garantili hiçbir zaman bir ders yapmadık yani. Ondan söylemiş olalım. Ya tabii biz Üniversite emeğimizi veriyoruz. Geri kalan takdir ilahi. Yani aynen. hocam matematik netim 20-22 arasında geçen seneden beri 4 kitap bitirdim ama yükselmiyor. Sabit diyor. Bence Demek sabit ki olması da iyi. Düşüşe doğru geçmemiş. konulara çalışmıyor olabilir abi. Biraz ben o sayısalcı rehberliği yapmıştım. Hesabımda var onu izlesin. Evet. İzlesin yani evet. 7 adımda matematik ve temel matematik beraber gider mi diyor Mehmet. Yedan'da problemler ve temel matematik beraber gider ama önce video ders notunu ben araya sokmasını isterim. Yani temel matematikten sonra video ders notu paralelinde problem kitabı daha mantıklı olur. Onu atlayan öğrenciler var. Video ders notunun kıymetini anlarsınız ileride. Geç olmaz. Onu tekrar söylemiş olurum. Abi bana Arkadaşlar. sorma. Bana çok sorarlar. Sen merak etme. Sen şey ben son bu bilgi vereyim ben çıkayım. Çünkü sen de yayın şey olmaz. Tamam kardeşim. Sorun yok. Ben Şey zaten yapmayayım. tarihe birazdan geçeceğim. Seni Çok aldım ben kısa bir sonra. bilgi vereyim. Geometri kitabı yazıyoruz. Öğrenin haberi vardı. Soruyorlar yine. Geometri kitabı yazıyoruz. Şu an 2-3 adım bitti. Toplam 7 adım. Videolarına başlayacağım haftaya. Yani biz Şubat ayında, Şubat'ın kaçı bilemem ama geometri kitabını çıkaracağız. Ondan sonra lisanslara Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4-4,5 ay var. Yetişir, problem yok. Piyasanın en güzel kitabı olacak. Merak etmesinler, beklesinler. Ön lisanslara zaten hayli hayli yetişir. O yüzden geometri kitabı için de bilgiyi vermiş olayım. Ben sonra saygılar sunayım abi. Mehmet'ciğim, var mı başka soru? Çok soru vardı abi. Aynı sorular da çok fazla. Benim hesabımda bulurlar zaten. Tamam. Şimdi öğrenci bir noktada tekrar ediyor kendini. Aynı soruları sürekli O cevaplamayalım ya. zaman Tarihi de kardeşim, bölmeyelim. yayına katıldığın için teşekkür ederim. Ne Yine demek her zaten zaman? yayınlara devam Yarın ediyor. Denemelerine devam ediyor. 22.30'da bekliyorum herkesi. Yarın da ben şöyle bir şey yapacağım. Biz abi şimdi 12 yayın yaptık şimdiye kadar. Yarın da 12 tane soru çözeceğim. Her yayınla alakalı bir soru koyacağım. Tekrar gibi yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım. Yarın da yayınımız var 22.30'da. O konuda da görüşmek üzere herkese. Emeğine Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. sağlık kardeşim. Başarılar. Cümleten hayırlı geceler. Abi Görüşmek üzere. görüşmek üzere. Bir daha kıyafet o konusunda konuşarak çıkalım yayına. Önceden Müsait hallederim bir misin? daha. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz Saygılar kardeşim. sunuyorum. Vallahi. Bay bay. Ben kapatıyorum abi. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet gençler, Mehmet hocamı uğurladık. Şimdi ben sorularımıza şöyle bir baktım. Aşama aşama gidelim, olur mu? Arkadaşlar tarih dersi ile ilgili. Tarih dersi ile ilgili. Yorumları bir süre kapatacağım. Yorumları bir süre kapatacağım arkadaşlar. Hemen sorulara da bakacağım. Evet, sorulara da bakacağım. Ama önce bir yorumları kapatayım. Programı çok uzatmayacağım. Beni bilen bilir. Vaktiniz çok kıymetli. Birincisi, şu an hiç başlamayanlar var. Onlarla ilgili konuşmam gerekiyor. İkincisi, şu an hangi konuda olmanız bence normal? Onu da cevaplayayım. Olur mu? Ahmet Hocam, tarihten unutmamamız için ne yapmamız gerekiyor? Üçüncü gündemimiz bu arkadaşlar. Dördüncü gündemimiz arkadaşlar, hangi kaynakları çözmemiz gerekiyor? Hocam hangi yayınları tavsiye edersiniz? Normalde bunlara çok girmedim ama girmem gerekiyor artık. Beşincisi, benle ilgili sorular var. Onlara da cevap vereceğim. Oldu mu? Tekrar videoları vesaire dahil. Şimdi değerli arkadaşlar, birincisi. Hemen başlıyorum hızlıca. Ben önce bir genel açıklamaları yapayım, yine sorulara cevap veririm. Birincisi, tarih dersinde nasıl aklımıza kalır sorusunu şöyle cevaplayacağız arkadaşlar. Ben bunun rehberlik videosunu çektim. Hala izlemeyenler olabilir. 60 bin, 70 bin izlendi. Birkaç ay önce çektik. Tarihte rica ediyorum, tüm kaynakları aynı anda çözmeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Tüm kaynakları aynı anda çözsen, 3 binde soru çözsen mutlaka 2 ay sonra unutursun. Yani şu 3 kitap. 1. Duraklama çalıştın değil mi? Duraklama konusundasın. Duraklamayı Yedigün'den çözdün. Atıyorum ikinci kaynak benim hocamdan çözdün değil mi? Şu üçüncü kaynak kardeşim, duraklama çözme artık. Bunlar ne yap biliyor musun? 15 soru ilk Türk devletleri, 15 soru Türk İslam tarihi, 15 soru 15 soru Türkiye tarihi, 15 soru kuruluş çöz. Sonra gerilemeye geldin. Bakın gerilemeye geldin. Çöz yediktim benim hocam, iki kaynak. Doğru mu? Ya üçüncü kaynaktan yine eski konuları çöz. Bizim öğrenciler tüm üç kitabı aynı anda götürünce arkadaşlar geriden gelen toparlayan bir kaynak kalmıyor.
Bu da unutmaya sebep oluyor. Ben bu konuda ne yaptım? Telegram grubuna aylık ders çalışma programı atıyorum. Şimdi Ocak 25'te yeni program atacağım. Arkadaşlar, yani kuru kalabalık, laf kalabalığı yönlendirmek istemiyorum. Öğrencinin çözeceği soruya kadar program yapıyorum. Ücretsiz bunlar. Telegram grubunda var. Tamam. O yüzden rica ediyorum. Nasıl aklınıza kalmayacak? Yani nasıl aklınıza kalmayacak derken aklınıza nasıl kalabilir? Tüm kaynakları aynı anda çözersen, çok da ders çalışsan zaman nankördür, unutursun. İlk Türk devletlerinden bir ayda 500 soru çözüp sınava kadar dokunmazsan başarısız olursun. Ama ilk Türk devletlerinden 300 soru çöz, sınava kadar aralıklı çöz, daha başarılı olursun. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Bu birinci soru arkadaşlar. İkincisi, Ahmet Hocam tarihe şimdi nasıl başlayacağız? Tarihe şimdi nasıl başlayacağız? Geç mi kaldık? Arkadaşlar ön lisanslar zaten geç kalmadı. Ön lisanslar zaten çok vakti var. Çok vakti var. Ama lisanslar için de bir konuşayım. Tarih dersi için başlamanın tam zamanı. Yani şu an kurtarılabilir boyuttayız. Onu bir söyleyeyim. Bunu gaz vermek için söylemiyorum. Anlatabildim mi? Şu an kurtarılabilir boyuttayız kardeşim. Tarihte ilk Türk devletlerinden başlarsak arkadaşlar Temmuz'a kadar konularımız çok rahat yetişebilir. Onu söylüyorum. Hatta tarihte düzen tutamayan, bir yandan part-time çalışıyor, bir yandan okuyor veya bir yandan atanmış ama bölümünü beğenmiyor. Biz onlar için hem YouTube'dan zaten öğrenciler bizleri izliyor ya arkadaşlar. Bir de ne yapıyoruz? Online kurs açıyoruz. Online kursun da faydası ne oluyor? Haftalık haftalık düzene giriyor. E şimdi hiç başlamayan, evet, hiç başlamayan öğrenciler için 22 Şubat'ta kurs açıyorum. Orada ne yapıyorum? 6 ayda bütün tarih ve sorularını bitiriyorum. E ben bunu online kampta yapabiliyorsam sen evde de yapabilirsin. Anlatabildim mi? O yüzden arkadaşlar Bismillah deyip başlamak lazım. Şu an yetişir mi, yetişmez mi? Bunu düşünmek bile vakit kaybı. Anlatabildim mi? Bir de şu yanlışları yapmayın. Şu konudan az soru çıkıyor. Hızlı geçeyim. Arkadaşlar tarihte emin olun ÖSYM'ye artık çok güven olmuyor. Soru kuruluş diye başlıyor. Soru bakıyorsun kültür medeniyet sorusu. Anlatabildim mi? Veya hakimlik sınavında da böyle. ÖSYM ne yapıyor? Şu tarihte şu gelişme oldu diyor. Ya bakıyorsun ki o tarih 2. İnönü Savaşı'nın sonucu. Veya o tarih başka bir şeyin sonucu. O yüzden bilgimizin hem sağlam hem düzenli olması lazım. Yeni nesil sorularda sıkıntı yaşamamak için. Tamam? Rica ediyorum bu dediğim gibi şu önemsiz hızlı geçtim. Hayır kardeşim ya. Ya öğrencilerin %50'si Osmanlı'dan çalışmaya başlıyor. Böyle bir şey var mı? E hocam ilk konular önemsizmiş. Ya nasıl önemsiz? Kut, veraset, tahta çıkma kuralları, taht kavgaları, İslam'dan sonra ne değişti, ne değişmedi? Sen bunları bilmeden Küt diye Osmanlı'dan başlarsan kıyas yapamazsın. Ama herkese sözümüz geçmiyor arkadaşlar. O yüzden tarihte konular birbiriyle bağlantılıdır. Bunun yine ben detaylarına gireceğim. Rica ediyorum. O konu çıkmaz, bu konu çıkmaz demeyelim. Emek verelim. Ben yepyeni 98-99 tane video çektim. Sağ olsunlar. Yani şu an hayatımın en mutlu dönemlerini yaşıyorum branş bazında. Çok tavsiye eden var. Allah onlardan razı olsun. Bir de şöyle yapanlar var. Diyor ki bu hocanın videosu kısa diyor. Şüphe düştü diyor. Çocuk alışmış hikaye dinlemeye veya goy goy dinlemeye. Anlatabildim mi? Tabi hoca çok goy goy yapmayınca direkt test odaklı gidince o kısalıktan ne yapıyor? Şüphe duyuyor. E şimdi o şüphe duymaya devam etsin. Atalan inşallah Üsküdar'ı geçecek. Anlatabildim mi? Bu algılara kötü yönlendirme lütfen arkadaşlar uzak duralım. Hepinizin emeği çok kıymetli. Aldığınız her kitap çok kıymetli. Verdiğiniz her para çok kıymetli. Biz bu vakti güzel kullanmak için çabalıyoruz. Evet. Birincisi, üç kaynak çözeceksiniz. Bunun rehberlik videosu var. Geniş zamanda izleyin. Kaynaklar aynı anda çözülmeyecek. Unutmamanın yöntemi bu. İkincisi, Ahmet Hocam konularımı bitirdim ne yapayım? Gençler ben abiniz olarak söyleyeyim. Belki hoşunuza gitmeyecek. Ben olsam konuları Ocak ayında bitirmezdim. Yani öğrenci 5 ay dıgıdık 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 gidiyor. Hatta 80 günde gidenler var. Ocak'ta konu bitti. Sınava daha 6 ay var. Yani sen 5 ay konu öğreniyorsun. 6 ayda unutmamak için çabalıyorsun. Anlatabildim mi? O arkadaşlara şunu söylüyorum. Eğer konuları bittiyse mutlaka bir soru bankası daha alın. Çözün. Neyi yanlış yapıyorsanız onun konusuna çalışın. Onun videosunu izleyin. Mart sonundan itibaren de branş denemesi çözün. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bitirenler için. Hani iki kez bitiren, üç kez bitirenler var. Saygı duyuyorum. Adam emek vermiş. Kimisi de güzel bitirmiş olabilir. Onu da söyleyeyim yani. Bitirenler bir soru bankası daha alsın arkadaşlar. Bir alsın, iki alsın maddi durumu iyiyse. Neyi yanlış yapıyorsa onu izlesin. Baştan bir daha izlemek de vakit kaybı. En büyük hatamız bu. Tabii ki. Bitirenler için bunu söyleyeceğim.
Ahmet Hocam, benim şu an normalde hangi konu olmam lazım? Arkadaşlar biz dershanelerde kültür medeniyetteyiz. Duraklama gerilemedeyiz. Sen de video izleyerek gittiğin için, dershane sınıfında olmadığın için Osmanlı'nın sonunda olman şu an çok normal. Dağılmada gerilemede olman çok normal. İnkılap tarihinde olman da normal. Ama sen şu an Kurtuluş Savaşı, Çağdaş Türk Dünya tarihinde olman beni bir tık ürkütüyor. Yani hızlı gittiğini düşünüyorum doğal olarak. Hızlı gittiğimiz zaman da görmemiz gereken soru tiplerini görmeden yeni konu izliyorsun. O da biraz sıkıntı. Bir de gençler lütfen bu sözlerimi de yanlış anlamayın. Video bitince ders bitiyor zannedenler var. Diyorum tarih bitti mi diyorum hocam videoları bitti diyor. Ben blogları da izliyorum. Hala diyor başlamadıysan diyor günde 4 videoyla başlayabilirsin diyorlar. Bak 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 tavsiyeye bak. Hala diyor başlamadıysan günde 4 videoyla diyor başlayabilirsin diyor. Ya kardeşim böyle planlama olabilir mi? Allah'ını seversen. Günde 4 video diyorsun. O çocuk bir günde 6 video izleyecek. Belki 7. video başka bir konuya geçecek. Veya ilk konuyu anlamayacak. Soru çözmesi gerekecek. Bu günde 4 video yaparsan tarih zaten 30 günde biter. Böyle bir bitme yok ki arkadaşlar. Sen soru tipini görmeden ders dinleyerek konuyu bitirdiğini düşünüyorsun. Rica ediyorum bunlara çok kapılmayın. Benim bununla ilgili bir anım var. Twitter'da öğrenciler sağ olsun Ahmet Karakuz'a şöyle böyle diye paylaşım yapmışlar. Öbürüne diyorlar ki onu tavsiye etmiyorum diyor birisi. Mapsiz bilmem ne. İsmi de bu. Mapsiz. Lan zaten iyi sen iyi olsaydın map'li olurdun. Diyorlar ki Ahmet Hoca şöyle böyle. O diyor şunu izleyin diyor. Peki tanıyor musun diyorlar. Yok, yok diyor. Şimdi o yüzden yönlendirmeler çok önemli. Adam map'e atanmamış. İsmi Mapsiz. Ama kafasına göre tavsiyelerde bulunuyor. İnananlar var da Allah'tan bizim öğrenciler inanmıyor öyle şeylere. O yüzden rica ediyorum. Günde 4 video, 5 video böyle planlama yaparsanız arkadaşlar 2025-26 bir daha görüşmek zorunda kalırız. Bu da beni mutlu etmez. Tarih dersi videolar güne bölünerek çalışılmaz. Konular güne bölünerek çalışır. Anladın mı dediğimi? Şöyle çalışacaksın. İlk Türk devletleri 7 iklimde kaç video atıyorum? 7 video. Benim hocam da kaç video atıyorum? 8 video. Hiç önemli değil. Sen diyeceksin ki ben bu hafta ilk Türk devletlerini bitireceğim. Sen saf saf ben bugün 4 video izleyeceğim demeyeceksin. Anlatabildim mi? İlk Türk devletlerinden iki kaynak çözeceksin. Sonra Türk İslam'ın videosuna geçeceksin. Sonra Türk İslam videolarına bakacaksın. Kaç video? 10 video. Ben günde 4-4 izleyeceğim. Hayır bebeğim. Sen diyeceksin ki ben Türk İslam tarihini 2 haftada bitireceğim. Bu kadar. Sonra onun sorularını çözeceksin. Türkiye tarihini öyle geçeceksin. Öyle hap kullanılır mı? Gibi aç karnına tok karnına günde 3 video izleyeceğim. Bunlar yanlış yöntemler. Tamam. Video sayısına göre program yapılmaz. Konuya göre program yapılır. Bu sözümü unutmayın. İkincisi, soru çözmeden yeni konuya geçen öğrenci kendini aldatan öğrencidir. Bu sözümü de unutmayın arkadaşlar. Üçüncüsü, kimse hiçbir şey için geç kalmadı. Onu söyleyeyim. Gerçekten gaz vermek için söylemiyorum. Ocak'tan Temmuz 14'e kadar neredeyse 6,5-7 ay var arkadaşlar. Biraz fazla emek verirsek biz toparlarız. Bak toparlarız. Bir de artık 4-5 hocadan video izleyip full yapmayı düşünmeyin. Tamam saygı duyuyorum. Sağ olun biz de izliyorsunuz arkadaşlar. Başka da izliyorsunuz. Hep biz başımla beraber. Hepsi değerli hocalar. Ama kardeşim 4-5 kere tarih dinleyeceğine bir veya iki hoca dinle. 4-5 kere soru bankası çöz. Tamam bak sen annen bayanlar için söylüyorum. Pasta tarifini 4 kere dinlemek mi mantıklı? 1-2 dinleyip 4 kere yapmak mı mantıklı? Adam sular seller gibi videoları izliyor ama soru bankaları temiz. Sakın bunlardan olmayın. Tamam? Peki hemen devam ediyorum. Geç değil. İkna olduk. Video sayısına göre plan yapılmaz. Konulara göre plan yapılır. İkna olduk. Bitiren kardeşlerim için yepyeni soru bankaları sizi bekliyor. Çözelim. Baştan sona bir daha video izlemeyelim. Ya çözüyorsun. Hangi konuda sıkıntı yaşadın? Gerilemeden. O zaman gerilemeden videosunu izle. Veya ders notunu çalış. Anlatabildim mi? Devam ediyorum. Ahmet Hocam branş denemesine ne zaman geçmeliyiz? Gençler bana sorarsanız, bakın kalben söylüyorum. Çok erken bitirmenin derdi de çok fazla. Unutma ihtimaliniz artıyor. O yüzden 19 Mayıs, 15 Mayıs benim için konu bitirmek için ideal bir tarihtir. Öğrenciler 19 Mayıs'tan itibaren branş denemesi çözebilirler. Burada da ben size ücretsiz hizmette bulunacağım. Söyleyeyim. Bölü denemelerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu daha yeni çıktı güncel. Biz bunları alanlara Instagram'da Mayıs'ın 20'sinde, 25'inde sabah 15 gün kamp yapacağız. Tabii sizi Telegram'dan uyandıracağım. Çözün diyeceğim. Çözümü diyeceğim sabah 7.30'da Instagram'da diyeceğim. Sana 7'de deneme çözdüreceğim. 7.30'da ben çözeceğim. Biz böyle gideceğiz. Sonra sen benden çözünce ne yapacaksın?
Bunun cevabı nerede deyip parmağını yalayıp 50 sayfa kitap çözmeyeceksin. Hocan sana zaten çözümleri anlatacak. Anlatabildim mi? O yüzden beraber yapacak çok işimiz var arkadaşlar. Branş denemesi bana göre bitirenler Mart sonundan itibaren çözsün. Bitirmeyenler de Mayıs 15'inden itibaren başlayacağız zaten. Tamam. Hocam, MEB kitapları okumama gerek var mı? Bir soru da bu arkadaşlar. MEB kitaplarını okumama gerek var mı? Kardeşim sen MEB kitaplarını okursan hazır ki bilgilerini kaybedersin. Tabii Milli Eğitim kitapları gerçekten öyle bizim test tekniğine uygun kitaplar değil. Daldan dal atlayan kitaplar. Ahmet Hocam senin için onları ne yapıyor? İnceliyor arkadaşlar. Bu kaderin gözü kör olsun. Ben bunu 3-4 yıldır inceliyorum da oradan çok da güzel sorular yazıyorum. Bu sene de yazdık. Ben sizler için milli denemeler hazırlıyorum. 10 tane. Şu an birini yayınladık. PDF'i Telegram'da. Çözümü Yediklim'in YouTube kanalında. Oradaki sert sorular, ağır sorular da var. Zaten full yap diye yazmıyorum. Yanlış yap, öğren diye yazıyorum birkaç soruyu arkadaşlar. O yüzden MEB kitabını okumanıza gerek yok. Ama bulursanız MEB'in testlerini lütfen çözün. Katkı sağlayacaktır. Bir de benim sorulara güvenin. Çünkü ben zaten dediğim gibi geçen gün mesela bir soru yazdım çocuklar. Paylaşayım sizlerle. Terhis kelimesini öğretmek için. Sadrazamın divan kararlarını özetlemesi. Terhis. Adam kültür medya kitabına koymuş. Ve ben de mini denemeye yazdım. Öğrenci bunu kesin dikkate almamıştır. Hatta ben de YouTube'da bahsetmedim. Çok detay diyorlar bazen bize. Sorusunu hazırladım. O yüzden mini denemelerle size ciddi katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Map kısmında özellikle. Beklenen sorular kısmında arkadaşlar. Siz tarihe normal çalışın. Bizleri dinleyin. Başkocayı dinleyin. Ama rica ediyorum. İki tane soru bankasından test çözmeden yeni konuya geçmeyin. Rica ediyorum. Kıtlıktan çıkmış gibi tüm kitapları aynı anda çözmeyin kardeşim. Bu tarih unutulur. Tamam. Bir konu yani tarihi ikiye bölün. Osmanlı dağılmaya mı geldin? Yediklim benim hocam çocuğusun. Atıyorum. Ya geriden gelen kitabın da PEGEM olsun. Tamam. Bir kitap mutlaka geriden gelsin. Evet. Tekrar videolarla ilgili arkadaşlar sorular yazmışsınız. Mehmet Hoca varken cevaplayamadım. Nasipse Nisan ayında 2024 model tekrar video çekeceğim. İnşallah Türkiye'nin en pratik tekrar videolarını çekmeye adayım. 2022'de çekmiştim. Bir 15-20 tane İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı'na kadar. O da çok izlendi, beğenildi. Allah utandırmasın. Yine daha güzel inşallah çekeceğiz arkadaşlar tekrar videosu. Denemeler yazacağız. Instagram'dan haftalık konu özetleri yapıyoruz. YouTube kanalımız gayet pratik ve güncel. Özellikle özel ilgi isteyenler, hocam ben YouTube'dan anlamıyorum, düzene giremiyorum diyenlere online kamp açıyorum. Kontenjanı dolmak üzere. Onu da soranlar var. Arkadaşlar ben bu arada haftada 70 saat derse girince her mesaj cevap veremiyorum. Yani mazur görün, kızmayın. Biz bu hayatı lollipop topu top yaşamıyoruz. Biz de ekmeğimizi kazanıyoruz. 3-4 ilde derse gidiyoruz. Denemeler, kitaplar yazıyoruz. Hani gerçekten ben de yoğun çalışıyorum. Kurum idare ediyoruz Isparta'yı. Tamam mı? Evet. Bakayım bir sorulara. Gençler sorular varsa yorumları açıyorum. Şuradan da bakayım. Elimden geldiği kadar cevap vereyim. Evet. Hocam tarihi kısa sürede bitirip sınava kadar soru çözsek mi diyorlar. Arkadaşlar ben de diyorum ki tarih öyle çok kısa sürede bitecek bir ders değil. Bittiğini zannedersin seni üzer diyorum. Anlatabildim mi? Hani biraz daha böyle geniş zamana yayalım. Bir de bu erken bitirme madalya vermiyorlar biliyorsun değil mi arkadaşlar? O yüzden çok erken bitirme moduna girmemizde fayda var. Vallahi takiplerden soruları göremiyorum ben de. Ben şu atılan mesajlara bakmaya çalışıyorum. İkbal, Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde sorun yaşıyor musun? İkbal'cim, ukalalık olmasın. Benim videoları bir izle. Tamam. Bir izle Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde iddialıyız. Orada açacağız inşallah. Gençler, sorulara bakmaya çalışıyorum. Evet. Bakayım sorular var mı diye. Danguzen'deki pakette hem konu... Arkadaşlar online paket alanları ben zaten benim tarzım bilenler bilir. Bir konuyu bitirince soru çözmeden yeni konuya geçmem. Yani konulu ve sorulu oluyor. Onu da sormuşsunuz arkadaşlar. Herkes online paket
almak zorunda değil. Ben YouTube'dan da zaten mini denemeler yazıyorum. Buradan da denemeler çözeceğim. Anlatabildim mi? Evet. Hani böyle bal reklamı gibi online reklamını yapmayalım. Evet, sorulara bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Peki hocam, kaynak yayınlar. Onu da söyleyeyim gençler bu arada. Tarihi berbat olanlar vardır. Bu sözlerim size berbat olanlar. Birincisi, bir konuyu izleyin, dinleyin, çalışın. Soru çözmeden anlayıp anlamanıza karar vermeyin. İkincisi, konuyu dinleyin ya, siz tarihi zayıf olanlar hemen soru bankası çözmeyin. Siz o konunun çıkmış sorusunu çözün. Tamam? Oradan başlayın. Emin olun moral ve motivasyon bulacaksınız. Çünkü biz tarihçiler biraz arkadaşlar artistiz. Nasıl artistiz? Ya öğretmek istediğim bilgiler vardır. Sorular sert olabilir. Sen zaten ön yargılısın. Duygusal tepkilerin var. Tarihi berbatlar konudan sonra ilk çıkmış soruyla adım atsınlar. Tamam? Emekleyerek gitsinler. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, tavsiye ettiğim kaynaklar var. Onu da söyleyeyim. Birincisi, kendi yayınlarımı zaten tavsiye ediyorum. Zor diyenler oluyor. Çok kulak asmayın onlara. O zor diyenler Temmuz ayında tweet atıyor. Hiçbir hoca bundan bahsetmedi. Şu olmadı, bu olmadı. Bilmeyene zaten her şey zor. Bakın, ben 2020 denemesini yazdım. Bir soru yazmıştım. Kutsal Kubilik ile ilgili anımı anlatayım. Altına yorum döşemiştim. ÖHABT sorusu diye. Sonra ne yaptım biliyor musun? Pek emin yapmak diye sorusunu aldım. Denemeye koydum. Hani dedim, acaba ben mi zor soruyorum diye. Ona da yazdılar ÖHABT sorusu diye. Söyleyeyim size. Sonra ne oldu? ÖHABT sorusu ekledi. Kutsal Kubilik sorusu sınavda çıktı. Tabii. Celaleddin Arif sorusu, TGÜ sorusu, Yeliklim'in zor bir soruydu, sınavda çıktı. Yani rica ediyorum, bu zor kolay muhabbetine girmeyelim. Her kaynak kendine göre bir değerdir arkadaşlar. Evet, benim hocamdan Ramazan Yetkin Hoca'nın 2024 kitabını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Zaten birçok arkadaş almıştır. Bu bir. İkincisi, kendi kaynaklarımı tavsiye ediyorum. Denemeler tavsiye edeceğim yayınlar da var. Selami Yalçın Hoca'yı arkadaşlar bilenler bilir. Çok değerli bir üstattır. Selami Yalçın Hoca, Birol Yetimoğlu Hoca. Onların da özellikle kitaplarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aydın Yüce hocamızla tanışmıyoruz ama onun da kalemi çok sağlam. Eğer zor demezseniz onu da tavsiye ediyorum. Çünkü Aydın Hoca herhalde biraz güncel de koyuyor arkadaşlar. Korkarak söylüyorum bunları da. Zor mor olur şimdi. Bizi suçlamayın. Bu arkadaşlarımız, ben de dahil, emek veren, bu işin mutfağından gelen insanlar. Özellikle Ramazan Hoca. Tekrar diyorum arkadaşlar. Ramazan Hoca'yı tavsiye ediyoruz. Selami Hoca'nın kitapları gayet nettir. Oldu mu? Orada her yanlış yaptığınızı şikayet etmeyin. Öğrendiğinize bakın. Bana yaptığınızı onlara yapmayın. Üçüncüsü arkadaşlar, Birol Yetimoğlu Hoca'yı tavsiye ediyorum. Kendisi çok değerli birisidir. Bunların kaynak almanızda fayda var. Tarihi berbat olanlara önce çıkmış soruları çözmeyi tavsiye ediyorum. Tamam? En azından bir ön yargıyı kırsınlar arkadaşlar. Evet. En azından bir ön yargıyı. Ramazan Hoca, Birol Hoca, Selami Hoca, Aydın Hoca. Bunlardan birini alabilirsiniz arkadaşlar. Ben hocam şu hoca da iyi mi değil mi demeyin. Saydıklarım benim beğendiklerim, saygı duyduğum. Ben bir halt değilim, otorite değilim. Ama dediğim gibi az buçuk biz de bu işlerin içindeyiz arkadaşlar. O yüzden biliyoruz neyin ne olduğunu kendimizce. Tamam mı? Evet. Var mı başka sorusu olan? Genel tekrar videosu çekeceğim arkadaşlar. Evet. Online kampta 100 kişilik kontenjan vardı. En son bakmadım arkadaşlar. Ön lisanslar için de konuşalım. Ön lisanslar bu sene çok canlı, bu arada söyleyeyim size. Ön lisans kardeşlerim, sizin de konularınızın Temmuz'un 1'inde, 10'unda, 15'inde bitmesi bence çok makul. Temmuz 10-15'te konu bitireceksiniz. 2 ay bol deneme. Denemede neyi yanlış yapıyorsan ona çalışacaksın. Tamam? Denemede neyi yanlış yapıyorsan ona çalışacaksın. Lisans öğrencilerim, şu an sizi böyle yönlendirdim. Bismillah deyip başlayacağız. Bu blog hesaplarında günde 4 videoyla halledersin. Günde 3 video halledersin. Hayır canım. Halledemezsin. Yanlış yöntem. Önce bakacaksın. Konu dağılımına bakacaksın. Konulara göre video programı yapacaksın. Öyle ezbere bugün 10 video izleyeceğim diyor. 10 video nedir ya? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Konuya göre video izlememiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Bismillah deyin. Başlayın, şikayet etmeyin. Herkesin bir yoğunluğu var. Herkesin bir derdi var. Tarih 6-7 ayda hallolur. 2,5 ayda hallolmaz ama. Buna rağmen, buna istinaden konuşuyorum. Üçüncüsü, bitiren arkadaşlara soru bankası tavsiye ediyorum. Dördüncüsü, bitirmeyen arkadaşlar Mayıs 15'e kadar stres olmayın. Mayıs 15'te biter. Sonra bol bol deneme çözeriz. Neyi yanlış yaparsan ona nokta atış yaparsın. Pansuman yaparsın. Olay budur ya.
Branş denemesinden arkadaşlar. Ben zaten yayınlara devam edeceğim. Kendi yayınım olacak. Fevzi Hoca'nın yayını olacak. Ramazan Hoca'nın kitapları olacak. Tavsiyelerde bulunacağız. Evet. Bir isteğiniz arzunuz var mı arkadaşlar? Çok uzattık gibi oldu. Evet. Hocam sizin videoları izleyip soru bankanı çözülürse zor değilsin diyor. Sağ olsun. Eni sonu bizi çözmüşsünüz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar dershaneye arkadaşlar dershane programına riayet etsin. Çünkü dershaneler pratiktir. Güvensin. Sıkıntı yok. Evet. Dediğim gibi inkılap tarihinde de arkadaşlar inkılap tarihinde de çok şey bilmek gerekmez. Düzenli bilmek gerekir. Bakın en tehlikeli bilgi düzensiz bilgilerken bunları kastettim. Oldu mu? İnşallah düzenli olacak arkadaşlar. Evet. O zaman yine yayınlarımız devam edecek. Bu arada Cuma günü Osmanlı kuruluşu yarım bırakmıştım. Fetret Devri, Yıldırım, Fetret Devri, 2. Murat. Bir de MEP kitaplarını çözecektim. Cuma günü yine yayın yapacağım arkadaşlar. Yine orada soru cevap yaparız, olur mu? Ben de bugün çok yorgunum. Sizler de yorgunsunuz. Online kampı soranlara link bırakacağım. Uygun zamanda bakabilirler arkadaşlar. Program falan yazıyor. Cuma günü Osmanlı kuruluş koro özeti soru çözümüyle karşınızda olacağız. Takip alan arkadaşlar takipte kalın. Her hafta biz zaten yayın yapıyoruz, özet yapıyoruz. Arada denemeler de çözeceğiz. Oldu mu? Evet. Gençler, Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı geceler. Yayın biraz donmaya başladı. Ben bu yayını kaydedeyim başımıza bir iş gelmeden, tamam? Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar.